Hani millet geçimini yapmakta zorlanıyor, kiradır, şudur, budur. Hani bunu arttırmak için neler yapabiliriz ya? Ekonomik kriz yüzyıllardan beri devam ediyor. Yüzyıllardan beri. Bir tek peygamberimiz zamanında bir zenginlik oldu. Peygamberimizin vefatından bir süre sonra yeniden fakirlik başladı. Evet. Hz. İsa'nın zamanında da halk fakirdi. Sadece İsa'nın talebelerinden oluşan bir topluluk vardı. Onlar kendi mallarını, kendi aralarını birleştirdiler. Rahat, güzel yaşlar ama kısa bir dönem oldu. Yüzyıllardan beri bütün toplumlar fakirdir. Evet. Bu Allah tarafından özel olarak bir görevli grup tarafından yerine getirilir. Yani Allah'ın yönlendirmesiyle. Ekonomik kriz yani fakirlik özel meydana getirildiğini Allah Kur'an'da belirtiyor. Allah'a yaklaştırmak içindir. Yoksa ben size diyor evlerinizin gümüşten tavanlarla süslerdim diyor Allah. Merdivenler, her şey altın ve gümüş olurdu. Yani öyle bir şey olsaydı. Fakat isyankar olursunuz diyor Allah. Yani isyan edersiniz diyor. Şükreden olmanız için, isyan etmemeniz için sizi fakirlikle kontrol altına tutuyorum diyor Allah. Çünkü zenginlik cennettedir. Bunun özel melekleri vardır. Yani ekonomik krizin. Mikail ilgilenir. Baş melek olarak Mikail. Ama sebep olarak yani dünyadaki uygulamasında Hızır da görevlidir. Ve Hızır'ın emrinde de bir grup, topluluk vardır. Yani ekonomik yönden insanların sürekli belirli bir düzeyde kalmasını sağlayan bir teknik ekip görev alır. Bunların bir kısmı Musevilerden oluşuyor. Özel bir gruptur. Kur'an'da da buna dikkat çeker zaten. Musevilerden bir grup, adaletle iş görür onlar diyor Allah. Adaletle iş görür onlar. Ayrı bir topluluk. Adalet için gayret ediyorlar. Hızır'ın ekibi de bu ekiple bağlantılıdır.